Efendim, herkese günaydınlar. İyi bir hafta sonu dilerim. Umarım herkes iyidir. Öncelikle Yiğit ve Onur buradalar mı? Abi, Yiğit'le Onur'a V-Pilot'ta uçak seçmeyi öğretemedik. Şimdi, öncelikle Discord yayın diyelim. Şuraya getirelim. Bak şimdi. Sevgili Yiğit ve Onur. Buraya iyi bakın. Bak şurada benim uçuş kodum yazıyor, tamam mı? Laser 28 Foxford. Ekipman olarak MD-82. Tamam, planım burada. Sizinkiler nerede? Sadece TE-2A yazmışsınız. TE-3 Juliet Echo yazmışsınız. Ama bakın burada planınız aracınız yok, araç yok. Araç kısmına bak, geliyorsun buraya, tamam mı? Burada bağlanırken çıkıyor. A320 yazınca orada yazı olarak çıkınca A320'yi seçmen lazım. Şimdi sizin planınız da yok. İkinizin planı da yok. Uçak tipiniz de yok. Ne yapacağız? O yüzden de benim model matching'im kafasına göre sizi Türk Hava Yolları yazdınız ya, size şunu layık görmüş. Bir tanesi A350, öbürünüze de A330 layık görmüş. Eğer siz uçak tiplerinizi yazmazsanız ben sizi böyle görmeye devam edeceğim. Uçak tipinizle ilgili bir problem var. Tekrar açıyorum bak burayı, listeyi açıyorum. Bak. Onur ve Yiğit. Uçak tipleriniz yok. Abi, yayını izleyip izlemediğinizi bilmiyorum. Neredesiniz? Burada sessize takılıyorsunuz tabii. Abi nerede bu Onur, nerede? Yazıyorum şuraya. Oo, Aslan abicim hoş geldin. Sevgili Onur. Az önce bak burada seninle konuşuyorum abi, siz oraya gitmişsiniz ha. Bak şimdi planın değişti, tamam. Şimdi güzel. Yiğit'i de aynısını söyledim. Eğer şeyi yazmazsanız uçak tiplerinize bak, geldi. Ya sen Türk Hava Yolları yapsana bunu, THY'ye yapsana. Yok yok, iki tane uçak vardı. Gözüküyor mu burada online'dın? Yok, Türk Hava Yolları gözükmüyor mu? THY yok. Sen öyle gözüküyordu ama sende gözükmüyordu diyorum işte. Yani şurada uçuş tipin yazmıyordu. Boştu orası. Tamam, sen yine South African yaptın. Neyse. Yiğit de duysun söylediklerimizi. Hemen uçumuza başlayalım. Efendim, neredeyiz? Venezuela'dayız. Bugün Venezuela iç hatlar yapacağız. Tamam mı? Guayana'dan Caracas'a gideceğiz. Yani Maiquete'ye. Arkadaşlarımız Yiğit ve Onur bizlere eşlik ediyorlar. Diledikleri uçakları seçebilirler. Ben sadece V-Pilot'la ilgili bir anlaşılmazlık var mı diye merak ettim ama belki benimle ilgili bir sıkıntıdır. Onu ben düzeltirim. Şimdi MD-82 ile klasik lazer hava yolları, Venezuela'nın lazer hava yolları bu rotayı güzel güzel uçuyor. Biz de uçacağız inşallah. Hemen şöyle öncelikle üst panelimize bir gelelim. En üst panelimize şöyle Exit Power ve interfonumuzu açalım. Tabletimize gelelim. Dünyanın en güzel tableti MD-82'nin tableti abi. Şöyle geldik. Herkese selamlar. İyi hafta sonları olsun tekrardan. GPU'muzu bağladık. Ha, tamam, benimle alakalı o zaman. Tamam, benimle alakalı problem. Pardon. Öncelikle bateri on ve bateriyi kilitledik. Exit Power'ımız on. Eyvallah Berlin, hoş geldin. Şurayı bota aldık. Üst panelimizde hemen kapımızı kapadık. Emergency light'larımızı arm ettik.
Şuradan gelelim abi, hemen tekrar panel ışıklarımızı açalım. Adaş, iyi uçuşlar olsun sana da. Mailin geldi bu arada, teşekkürler. Baromuzu resetledik. Şöyle uçağımızın enerjisini verelim, her şeyini güzel güzel. Şıkır şıkır verdik. Hemen geldik. Menü. Akars'tan Aux Standard Preflight diyoruz. Flight plan çekiyoruz. Şurada yakıtın değiştiğini görmemiz lazım. Unit data, unit reference, request. Şimdi bekle burada Fatih Efendi. Evet, yakıtımız 8.900 oldu. Bunu buradan Simbrief'ten onaylıyorum. Planlarımızda tekrar şuradan planımızı çekelim. O da gelsin. Bu şekilde hemen ayarlarımızı yapalım. Şöyle genel bir kontrol yapalım. Herhangi bir şeyin açık olmadığını görüyoruz. Uçağımıza enerji verdiğimiz için harici hidroliklerimizi çok iyi. Abi sen cin gibisin ya. Senin o asi duruşun bence çok kapıyı zorlar abi. Bence öyle olması lazım zaten. Soru kabul edilir gibi sorulmaz. Dimi şöyle, dimi değil abi. Neden böyle? Şıkır şıkır. Bu arada planımız geldi. Exit power'ımızı aldık. Çok kapıyı süsleyeceğim. Eyvallah. Evet, position unit'ten hemen geldik. SVPR'deyiz. Girdik. Kapımız 10 ama bakalım kabul ediyor mu? Onu kabul etti. Hemen girdik. Root. MKT'yi girelim. Şıkır şıkır. Şimdi 2 nat esiyor da 26'ya mı çevirsek ya? Aynen. Pisti 26'ya çeviriyorum arkadaşlar. Zaten şöyle, vay 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 vay, eyvallah, hoş geldin, ne haber? Son transition yaptık. Arrival'ımız ILS 1.0 left, transition'ımız Romex, approach'umuzda MET 1. Şurada MET 1'e girdik. Orun bağlantısı CBC VR'ı root. Lex hatta. Şuradan bunu buraya alalım. Yo, facecam'a bir şey mi oldu? Ne oldu ki? Ha pardon, şeyde kaldı. Özür dilerim pardon. Arkadaşlara bir şey gösteriyordum da pardon, onu fark etmedim. Onur'la Yiğit'le konuşuyordum, onlara V-Pilot'ı gösteriyordum da oradan şey yaptık. Şimdi burası tamam, root'tayız. Performance unit diyoruz. Öncelikle fuel 8.9 November'la manuel olarak girildi. Zero fuel weight'imiz bugün 52.6'dır. 52.6 girildi. Rezervimiz 2 tondur. 2.6 2 ton rezerv girildi. Cruise 3.2.0'dır. IZ deviation'ımız artı 16'dır. Şöyle cruise'u girelim abi. .082'den 17 alıyoruz. Chat'e geleceğim şimdi. Karışsın chat biraz daha. Taşlara tablasını. Burak Portekiz'e irtica etti. Fatiba. Take off diyoruz. Şöyle geldik. Dünyanın en güzel tabletinden performansımızı alalım. Şimdi SVPR için 210'dan 2 nat rüzgar vardır. Pistimiz 2.6 olacak. Optimum'da 1009 QNH girildi. İş varsa ben de 61.500 tam ağırlığımız.
500. Sıcaklıkta 25 derecedir. Kalkület diyelim. Bir dakika, burada pisti tanımadı galiba. QNH'i doğru yazarsak daha iyi tanır. Evet, 18 flap normal takeoff olacak. 128, 132, 141. Oha, 18 flap mı? Tamam. 18 flap'ı çektik. 128, 132, 141. Hemen geliyoruz. Öncelikle uçağımızda hidrolik var. Trimimizi çekiyoruz. Gürültülü trimi. Burada da flabımızı 18'e çekeceğiz. Çek. Üst panele geldik. Hemen meydan yüksekliğimiz 473'tür. Da şeyimiz, baromuz, onlar da girildi. Evet, yakıtlarımızı açıyoruz. APU start switch on. APU dönmeye başladı. Run'da bıraktım. Arnav SID'miz var. Gene de ne olur ne olmaz diye 114.7 vorumuzu da girelim. Safe altitude'muz burası için. GNA voru 3300'dür. Onu da girdik. Nav'e bir kere tıkladık. Buraya arm ettik. Tekrar nav bıraktık. Speedbox'larımızı girdik. Her şey güzel. APU'muz geldi. APU yerimizi de açalım. Panelden intercom'u kapadık. Dışarıdaki herhangi bir şeyimiz de kalmasın. Anti-collision lights on. Aracımızı çağıralım. Transponderımız 1000 olsun. Çek. 122.800. Burası normal takeoff olacak. Süper. Burası güzel. Şu an için her şeyimiz hazır abiler. Kuyruk sağa, baş sola gelecek şekilde ben push alıyorum bilginize. Sonra ileri gidip backtrack noktasından döneceğim. Sinancığım hoş geldin. Eyvallah.
Ignition Alpha'da. CrossFit biletlerimizi açalım. Şurayı buraya gelmişken takeoff pozisyonunu aldık. Hadi bakalım. Right engine start. Burada 20'ye kadar sayıyoruz. 8, 9 geliyor. Bir kahve çekelim hocam. Adaştan sonra kahve yaptık. Adaş kahve dedi. Hemen ben de gittim kahveye saldırdım. Eyvallah Emre, hoş geldin. Evet, 22'yi gördük. Sağ tarafın yakıtını verdik. Biraz ses duyun. Sağ motor gelmiştir. Sol motorun ignition'ını başlattık. ...14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'de yakıtı verdik. Biraz ileri alacağım. Evet, sol motorun da ignition'ı tamam. Buraya geldik, off'a aldık. Burada pilotu kaptan konumuna alıyoruz. Yukarı geldik. APU biletlerimiz auto'da. Engine biletlerimiz, şuraya left motoru aldık. APU air off, APU master switch off. Vay vay vay, aksiyonsuz olmaz ki bizde yayın. Flaplarımız 18 dedik. Sinancım hoş geldin ya. Abi dün adını ettim ama ortalıkta yoktu. ...15... bir tane daha, çok azıcık daha, 18... Eyvallah, ne haber, nasıl gidiyor? Buralar tamam. RTO brake arm edildi. Burası tamam. Her şey güzel. Nose lights on. Bunlar da on. Vedrix çalıştı. Terrain radar on. Hadi bakalım. Yapma ya. Abi millet uçuş yapamıyor, sen yoruldum diyorsun ya. Evet, diğer arkadaşlar da pushback için başladılar. Aramızda doğal bir şey olacağı için. Backtrack'ten dolayı doğal bir mesafe olacağı için herhangi bir mesafe bırakın veya bırakmayın demeyeceğim. Zaten birbirimizle otomatik mesafe oluşuyor. Backtrack'ini yapan burada gelsin dursun. Oo Berkay'cığım hoş geldin. Evet, backtrack yapıyoruz. Şimdi bu uçağın takeoff config'i nasıldı arkadaşlar? Şöyle güvenli bir yerdesin. Yarım gaz ver. Bırak. Tamam. Takeoff config is okay. Bu kadar. S-
sound full. Dur. Ya dur dur, imansız. Yok canım, reject it yapmadık ya. Yarım gaz veriyorsun. Abi amatör yayıncı olunca öyle oluyor. Vaa Kerim abi, gel gel, MD'ye geçireceğim seni de. Yok geldi artık, kaçamazsın. Maduro Hava Yolları. Aynen. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir tekrar bir şey yapalım. Ezdul noktasından sonra direkt sağa vuruyoruz abi. Hazırız değil mi? Sesi kısıyorum. Mesai başlasın. Abi şey ya, resmen Kolombiya ya. Deşten yok abi daha haber. Çok sessiz gidiyor Majestic. Yarım verdik. Hadi hayırlı uçuşlar olsun. Take off APR. Take off thrust set. Eyvallah. Clean. Clean check. Şey söyleyeyim, reject gelebilir ha. Geç mi başladık? Gelmez ya. Gear up, lights out. Allah Allah, nasıl offline oldu ya? Aha, sen hazırla o zaman Yiğit kalksın. Hemen hazırlan. Evet, slides'ı aldık flap konumumuzu. Nav track'teyiz. Climb thrust. Flap zero. Climb thrust set. Check. Sesi kısacağım arkadaşlar birazdan, merak etmeyin. Ama uçak ağlıyor ya. Benimle uçunuz diyor, lütfen diyor. Evet, performans management'ımız climb'da. Ben hemen ne yapıyorum abi? Burayı kapadım. Burayı disarm ettim. Hızımı artıyor. Birazdan slides alacağız. Sesimizi yavaş yavaş kısalım. Şöyle. Hemen Kerim abimizin amor amorunu verelim. Oo, köprüye bak. Slides aldık. Center full low. Şöyle geldim, kontrol ettim. 50 kalmış. Kapadık.
Vay Sinancığım, abonelik tazeledi. Speedbox'larımız kapandı. Çek. Yiğitçim sen kalkabilirsin. Ne zaman istersen. Onur simülatörünü açıp gelecek. Transition'ımız 5000'dir. 800 kaldı. Tamam, backtrack'tesin o zaman. Dik otur. Baroyu resetledik. Check. Lazer. Buna ne diyorlar biliyor musun? Dur bakayım, bunda yazıyor mu ya? Aa, öbürünü seçecektim ya. Şurada yazıyor. Silver Bullet. Gümüş kurşun. Yedi bine geldik. Havada yine bir saat geçiriyoruz arkadaşlar, her zamanki gibi. Buradaki kontrollerimi de yapayım. Rüzgar vardıysaydık. Gelmiyor mu rüzgar? Çok mu kıstım? Tamam, böyle iyi. Tamam, düzelttim şimdi. Aha. Sinan'a yaz, Sinan'a. Ben verebiliyor muyum acaba ya? Dur bakayım. Abonelik hediye edin. Edemiyorum ki. Öbür aya hediye edebilirim ama ya. 10.000 geçildi. Lights are off. Yolcuyu saldık. Sinan'ın dış görüntüsünü verdik. El Negrito del Batey. Batey'in esmeri. Aha, vallahi geldi. Bakıyorum. Sinan ya, hayatta yarı yolda bırakmaz. Frelli gibidir. Dankeschön. Vay. Eyvallah.
bileti beleşle bulsam bilmem dediğim bir uçak modeli. Tupolev'lere binmem herhalde ya. Ilyushin'e binerim ama Tupolev'e binmem belki. Çünkü Ilyushin'de il 62, 72 var, 96 var, büyük. Onlar gider. Ama Tupolev'e nedense böyle soğuğum biraz. Arkadaşlar bana bir 5 dakika bir şey yapın. MD-83'e üzerine para veririm de binerim. Bana bir 5 dakika süre verin. Sizin için koleksiyonumdaki uçakların fotoğraflarını kat kat çekeceğim. Onları kendime mail atacağım. Sonra buradan fotoğraflardan modellerime bir bakarım. Tupolev deyince aklıma o geldi. Hemen geliyorum. 5 dakika verin bana. Mikrofonu şöyle tutarız. Geldim. Şimdi size koleksiyonu tanıtayım. Önce fotoğraflarımızı bilgisayara aktaralım. Ama nazarlamak yok, tamam mı? Söz vereceksiniz. Tamam, şimdi e-mailimizi alalım. Discord var, olmaz mı?
Oo, Egolas gelmiş. Hoş geldin. Zengin ben. Şimdi Discord yayın konumuna geliyoruz. Ben önce bir uçağıma bir bakayım abi. Her şey yolunda mı? Süper. Tırmanmamız devam. Discontinuity'miz yok. Bu böyle kalsın dışarıda. Şimdi. Hocam. İlk şeyde bunların hepsi diecast dediğimiz yani metal ve 1/200 ölçeğindedir. Buradaki toz katmanını kafanıza takmayın, onları dokunmuyorum fazla. Sen çok mu erken girdin, ne yaptın, pistonuna kadar gitmemiş miydin? Şimdi burada bir tane DS-10 görüyorsunuz Türk Hava Yolları'nın. İstanbul uçağı. Burada bir 757'miz var. Burada bir tane A319 20'miz var. Burada bir tane 321'imiz var. Arkada bir tane 3-star var. Lockheed. Burada bir tane Etihad'ın 777'si var. Abi sivil biriktiriyorum ya. Military yukarıda bir tane şurada var. Bir arkadaşım vermişti. Burada yine bir tane daha 777 var. TAK, Angola Hava Yolları'nın. Burada bir tane 757 var. Arkada birazdan daha net göreceksiniz. Bir tane 767. Burada bir tane 707. Tupolev dedik ya. Tupolev deyince aklıma geldi. Burada bir tane Tupolev 157 var. Burada bir tane daha 727 var. TAP Hava Yolları'nın. Genelde benim ekseriyette hocam hanımın köyü ve benim köyümün hava yolları var. Ha, şimdi flaşlı çektim daha iyi oldu, tamam. Ya onların hepsini anlatacağım size. Bunların inceliklerini vereceğim. Tristar'ı söyledik. 757, 777 Etihad'ı söyledik. TAP Hava Yolları'nın Euro 2004 şampiyonası için boyaması bu. Şimdi buraya geldik abi. Burada bir tane daha 707'miz var. Arkada şu UPS A300 koleksiyonuma giren ilk uçaktır. Hong Kong'dan geldi. Burada 727 kardeşleri görüyorsunuz. Şu Boeing 767'yi Türkiye'den aldım. Şu anda İsveç'te yaşayan bir arkadaş satmıştı giderken. Bu da özel boyamadır bu arada gaziler için. Arkada A330 Kushimoto'yu görüyorsunuz. Burada bir A320 de kalamaz abi, yükselt. Bu arada ben de bir şeye bakayım. Tamamdır. Şimdi fotoğraflara geri dönelim. Sinan ne demiş? Sana 3 erkek çocuklu aile misafir. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ellerini süremezler. Ellerini kırarım. Burada bir A320'miz var. Arkada Air France'ın A300'ü var. Burada bir Embraer 195 görüyorsunuz. Burada Türk Hava Yolları'nın DS9'u var. Burada bir 737-500 olması lazım bu. Veya 400 Air Portugal. Air France 320. Burada bir Air Portugal A321. 727 burada. Bir alt kata geldik. Burada 737'leri görüyorsunuz gene Air Portugal'ın.
Air New Zealand 777. Tainin A340-500'ü bu. Arkada Transworld'ün 747-300'ü var. MD-11 en son gelen modellerden. MD-11. Burada bir tane A321 var. Air Portugal'ın söyledik. Delta'nın 757'si gözümüzün önünde. Bir alt kata inelim. Air China başkanlık uçağı bu. Devlet başkanının uçağı 747-400. Burada Azor Hava Yolları'nın balina boyamalı A330'u var. Onun önünde A300 Lufthansa. Arkada bir tane, burada bir tane şey. Bu son gelen uçak hangisiydi şeye? Simülatöre geldi ya bir tane meşhur bir uçak ya. Fokker 100 müydü? O galiba bu. 727, 707. Burada Malezya'nın hibiskus boyamalı 747'si var. Aşağı geliyoruz. Dev var burada abi. A380 Etihad. Dash vazgeçilmemiz. Burada bir tane daha 707. Bu da Katar Hava Yolları'nın A350-900 fabrika çıkış boyaması. Launch Customer. Bak yazıyor burada. Bir tane de fabrika boyamalı 787-800'ümüz var. Burada da Embraer'in 135'i var. Bu da De Havilland mıydı ya? Buna bakmam lazım. Biz dönüşümüzü tamamlıyoruz. Olaylar bunlar hocam. Şimdi üst katta da var şeyim ama. Ya Concorde'u da bilmiyorum. Düşünmedim. Aynen Follow Me var. Onu Bit Pazarından denk geldiydim ya. Şurada alt kattadır. Hemen kısıyorum kumandante. Şimdi hocam ben size koleksiyonu olayımı anlatayım. Nasıl olduğunu. Yok Alman. Şey o. Volkswagen Charan var ya o. Benim şimdi bu, ben abi şöyle söyleyeyim size, ben evlendikten sonra başladı benim bu uçak şey yapma olayım, koleksiyon olayım. Önce bir iki tane bana bu Revel'in modelleri geldi, bu Tutkal'la falan yapıştırdıklarımız var ya, onlardan hediye edildi. Eşim hediye etmişti bir kere F-16 falan. Sonra ben bir İstanbul'a gittim. İstanbul'da iki tane uçak geldi, denk geldi bana. Bir tane Atlas set plastik, bir tane Atlas set 321. Bir tane Türk Hava Yolları herhalde. Sonra kardeşimin Türk Hava Yolları'nda bir işi oldu. Oradan bana A340-300 getirdi. Büyük. Aha! Al işte. Dur. Onu yapan çok iyi tanıdığım bir tanesi var ya. Vay kaptanım hoş geldin ya. Bir tanecim ne haber? Neyse abi. Bir tane Atlas set, bir tane Türk Hava Yolları falan, böyle iki tane plastik bir bölüyoruz ha. O zaman daha bu raf falan yok ortada. Öyle o plastik modeller falan geliyor. Sonra ben Bit Pazarlarını falan gezmeye başladım. Böyle uçaklar geliyor ama alakasız modeller falan. Airport haberi biliyor musunuz? Airport haberi herkes takip eder herhalde benim bildiğim kadarıyla. Airport haber. Bu Airport Haber'in kurucusu olan Ali Kıdık benim çok yakın bir ahbabımdır. Hem de hemşerimdir, Giresunludur. Buraya da geldi, Portekiz'e de geldi yanıma. Ali Kıdık o zaman Atatürk Havalimanı'ndaki ofisini ziyaret ettiğimde bana iki tane uçak verdi abi. Bir tanesi MNG'nin A330'u 1 bölü 130
olması lazım ölçeğinde. Bir tane 1/50 Embraer Borajet verdi. Çok büyük uçaklar. Getirdim onları da. Sonra bu modelleri falan ben şimdi araştırmaya başladım. Aa, baktım ben bu modelleri büyük ölçekte tutarsam olmuyor. Yani 1/50, 1/150, 1/100 bana uymuyor. 1/400 de çok küçük geliyor gözüme. Ki bazı detayları olmuyor onların. Ben 1/200 koleksiyonuna karar verdim. 1/200 uçakları önce sıfırdan almaya başladım. Yani sıfır yani kutusunda. O zaman Lizbon'da çalışıyordum. Havalimanının orada çok sağlam bir şey var. Fabrikadan bu arada eşim arıyor ya, bir saniye. Allah'ım ya. Padrin şeyi gelmiş de, afiliadosu. Vaftiz oğlu buradaymış. Normalde Lizbon'da yaşıyorlar. Öğlen onlarla buluşacağız diyor. İyi dedim. Çok kötüsünüz ya. Bir dakika abi, bir de talimat geldi. Şeyden, buzluktan karidesleri çıkar diyor. Bir saniye geliyorum. Aynen, acı karides makarna yapacağım da onu söylüyor. Normalde neyse, ben şimdi böyle uçak alıyorum falan. Sonra internette araştırmaya başladım, tamam mı? Önce buranın sahibinden .com'u var. OLŞiş diye bir site var. Önce orada baktım. Ondan sonra bu Almanya'nın, bizim Hakan Kaptan bilir, Klein Zeigen miydi? Klein Zeigen diye eBay'in satın aldığı bir sitesi var. Yapma ya. Evet, karides.
Karides'in senin o zaman bütün böcekleri vardır şeyin, alerjin, deniz böceklerini. Neyse, Kleinzeigen'den bakıyorum. Fransa'da ablam yaşadığı için onların bir tane Le Bon Coin diye bir tane sitesi var. Oralara bakıyorum, tamam mı? İkinci el düşer mi diye. Türkiye'de de sahibinden.com'a bakıyorum ama yürüm. Aa, midi yiyorsun. Evet, böcükler sıkıntı demek ki. Neyse abi, ben böyle baktım, ikinci eller geliyor, tamam. Normalde bak arkadaşlar, diecast dediğimiz 1/200 modellerde belli başlı şirketler var. Gemini 200. Ondan sonra Inflight. Ondan sonra Dragon. Skymarks diyelim hadi. Abi yapma ya. Bayağı kötüymüş. Bu tür şirketlerin ürettiği şeylere bakıyorum. Modellere ve ikinci ellere. Çünkü normalde bir model 70-80 Euro'dan başlıyor. 150-200 Euro'ya kadar gidiyor yani. Mesela o Etihad'ın A380'ini ben 145 Euro'ya aldım. Düşünün yani. Hasılı baktım böyle çoğalıyor falan. Ben Türkiye Portekiz'de de arıyorum. Bu Marketplace falan o zamanlar açıldı. Facebook'ta Marketplace'e falan da bakıyorum. Bir tane adam buldum ben, tamam mı? Adamın adı Jose bilmem ne diye bir herif. Aslen Madeiralı. Madeira'da bu adamın 9000 tane koleksiyonu var abi. Ben şimdi 1/200 modellerini geçtim ya, küçültüyorum ya. Dedim ki benim bu elimdeki bu Atlas seti, MNG'yi ve şeyi Embraer'e dedim satayım, ben bunları paraya çevireyim. Gidim kendime küçük modelim. Zaten yer de açılsın. Abi bu adamda o kadar çok model var ki, adam bana 10 tane mi 12 tane mi ne Top Air Portugal'ın uçağını teklif etti. Ve 300 euro para istedi. Ben ona 3 tane kıytırık reçine modeli vereceğim. O bana 10 tane diecast verdi. Ve 300 euro para istedi sadece. Düşünün. Abi böyle bir anlaşma yok. O gördüğünüz o Air Portugal'lar var ya, şu anda internete gir, tanesini 300-400'e vermiyorlar. Yok çünkü. O derecede önemli. Hele bazıları bayağı bir yok yani. Neyse. Abi biz anlaştık. Adam buraya geldi. Braga'da Rainbow diye bir şirket var. Bu böyle elektrik sübürkesi, hava değiştirme makinesi falan satıyorlar. Adam buradaymış. Abi adam arabanın arkasına... Bro yapabilirsen yap da işte, ben diecast tutuyorum, metal tutuyorum. Çünkü dış boyası bozulmuyor bunların. Rengi solmuyor. Neyse abi, adam bana 10 tane verdi mi? Benim şey drip şey attı ya. Resmen depar attı. Ondan sonra ben Almanya'dan 40-50 euroya böyle ölücü fiyatlarla baktım, düşmeye başladı. Normal adam koleksiyoner değil, tamam mı? Babasınınmış, babası ölüyor. Kızı satışa koyuyor, tamam mı? Mesela o 777 Etihad 130 euro normalde, ben 50 euroya aldım. Ondan sonra Tak Angola 777 gene 100 euronun üzerinde, adam burada geldi elden verdi, biri hediye etmiş. Daha evde tutamıyorum, çocuk var dedi, 50 euro da ona verdik. Böyle hep ucuz ucuz düşürdüm. Mesela şu anda MD-82 mi var bir tane Hamburg'da. Kuzeni aldırdım 40 euroya. Kuzen ne zaman denk gelirsek verecek mesela. Hollanda'dan aldım model. Hollanda'dan aldım, Fransa'dan aldım, Amerika'dan aldım, Hong Kong'dan aldım, Almanya'dan aldım, Türkiye'den aldım. Bayağı aldım yani. Ondan sonra bir doğum günümde de, doğum günümden önce de benim kayınpeder marangoz olduğu için bana stand yaptı abi. O standı kayınpeder elleriyle yaptı bana. Sağ olsun. Ondan sonra uçakları standart olarak 1/200'e, yani normal bir uçak diyelim. Uçak diyelim normalde kaç metre abi? 62 metre. 62 metre. 1/200'ü 31 santim yapıyor. Öyle düşünün yani. Demonte olanlar vardı işte. Hepsini elden çıkardım. Hiç affetmem. Bir tane Beşiktaş modelim var, 737.
800 onu satmam. O zaten 1 bölü 100 modeli. Bir tane gene 1 bölü 150 A340 var. Türk Hava Yolları'nın. Bir tane A310 var kargo uçağı. Onların hepsi. Şimdi diecast var, bir de şey dediğimiz snapfit dediğimiz standlı modeller. Bunların tekerlekleri yok. Snapfit oluyor. Rafa koyuyorsun. Standı var. Aa bir dakika. Bunun fiyatı da. Bak bu 1 bölü 400 mesela Onurcuğum. Ben bunu sokmam. Bunu bana bedavaya versen ben bunu koleksiyona sokmuyorum. Tamam kaptanım, görüşürüz. Top of the Sand'e geldik. 28 mildeyiz şu anda. Haberin olsun. ILS frekansımızı girelim yavaş yavaş. 111. Abi benim Sinancım yeteneğim yok ya. Ben o Revel modelleri bile yapamıyorum elimle, düşün. Beceriksizim yani. Öyle bir hassasiyetim yok. Ama dediğim gibi bir abimiz var. O çok güzel yapıyor. Onur sen uçuşu kurtardın mı yoksa Yiğit'le mi kaldık biz baş başa? Yo geliyorsun. Çok iyi. Romex'te 5000, ILS noktamızda 4000 oluyoruz. Şurayı 4000 alıp set edelim. Evet ya pala yapılamıyor ya. Zor zor, çok zor. Çok ince işçilik lazım. Öyle cerrahi müdahalelerle yapıyorsun abi. Onların da ölçekleri küçük ya. A350'm yok ya. A350 değildi abi bu. Gemini'nin Gemini yaptı galiba onu ya. Gemini mi yaptı, Inflight mi yaptı ya? Pegasus'un A320 Neo'su var. Onu istiyorum ben. Eksik model var ya. MD-82'yi satın aldım. Buraya koyması kaldı. Başka ne var eksik? Tupolev'ler, Ilyushin'ler, onlardan çok az var. Şimdi 747 şey 737 47 57 67 77 87 var. 310 yok. 300 var. 320 var. 319 var. 321 var. 330 var. 350 var. 340 var. Eğer başlı başlı bunlar var abi. Adaş hoş geldin. Aynen ATR yok ya. ATR'ye bakıyorum. TAP'ın ATR'si var. TAP'ın ATR'sini kovalıyorum. Denk gelirse bir tane alacağım. Dash 8 yok. Azor Hava Yolları'nın Dash 7'si var bir tane. Onu istiyorum. Hocam Top of Descent noktamıza geldik. Burada arm ettiğimiz için kendi noktasına gelince uçak kendisi alçalmaya başlayacak. Evet. Patch'imiz geldi burada. Tekrar uçağımızı go around pozisyonuna alıyoruz. İnerken alçalmamız başladı. Ama işte 1 bölü 400 o işte. Oo, Fatihlere abonelik yağıyor bugün. Frenimiz de medium olsun. 1 bölü 200 tabii. Ben Pegasus'um var bir tane modeli.
Onu alacağım. Yani GeForce model yapmış. Bak şu. Alırsam bunu alacağım abi. Türk şirketleri olsun ya. €90 yalnız. Ya benim şöyle bir şansım var. Ya adaş model uçaklarımı gösteriyordum da arkadaşlara. Oradan açıldı, oradan şey yapıyoruz. Kaçırdın. Evet, bende bu ama sarı. Yok, bendeki bu. Sen joystick mi diyorsun? Tabii o. Joystick'te evet, kırmızılı olan. Ya tabii onu değiştirmek senin elinde. Genelde default çıkıyor, merak etme. Hadi bakalım. Dün iniş nasıldı ama? Dünkü inişi anlatsana. Çok konuşamadık ya. Yok, ben hiç kullanmadım ya Sinancığım. Adaş o Akıncı'nın o modeli şey ya. Normal plastik Revel modeli. Biraz onları yapması zor ya. Ben onları yapamıyorum. Ben hazır alıyorum abi. Bir dakika, tek standart bakış açısıyla mı yapıyor Sinan? Ha, enteresan. O zaman video formatında kaydediyor gibi yani. Çok enteresan. Tekerleklerden izlemek istiyorum. Abi adamdaki fetişime bakın ya. Tekerlek fetiş. Ben mi şu anda Manso'ya inbound'um? Manso'ya 18 mil. Manso zaten meydanın yanı oluyor. Meydan şurada. Evet, ALS geldi. 22 mildeyiz. Şimdi meydanı solumuza aldık. Meydan üzerinden dönüyoruz. Bir gün yayını free yapıp multiye at. Hep birlikte mi uçsak? Aslında helikopterle
Gelirsen yaparız bir şeyler helikopterlerle. Bir arada şeyi deneyeceğim abi. Yor Controls uçalım. Biz Batuhan'la denedik. Yor Controls çok güzel çalışıyor özel jette. Özellikle Vision Jet'te, SF-50'de efsane çalışıyor. Deneyebiliriz. Hocam meydan gözüktü. Bak orada küçük bulutların arasında. Hadi canım. Evet, Karakaş, Meketa. Romex'e döneceğiz. Oo Erşk, hoş geldin. Hocam Caracas'ta Türk Hava Yolları 787-900'e gidiyor bilginize. Eyvallah, sağ olasın. Ya onlar işte, onların da fetişleri var. Onları da gene bir ordulu bir arkadaşımız var. İstanbul'da yaşıyor. O mesela o öyle modeller topluyor mesela. 1 bölü 100, 1 bölü 50. Çok büyük modeller abi. Onları ahır olman, ya ahırda yaşıyor olman lazım onları tutman için. Gerek yok ya. Bak en ideal model 1 bölü 200 abi. Gördünüz. Çünkü tüm detaylarıyla orada duruyor. Ne küçük ne büyük. Ya işte bende 1 bölü 50 şey vardı işte. Embraer vardı. 195 şeyin, Borajet'in. Hemen gönderdim abi, valize zor getirdim onları ya. Bir günde ne oldu biliyor musun? Frankfurt Havalimanı'nda kabin şeyimdeydi uçağın bir tanesi. Hangi uçağı aldı dedim bilmiyorum. Ondan sonra abi uçak orada pat diye güvenlikte bir çıktı. Ortada demir var böyle. Güvenlik açtırdı, uçağa baktı bilmem ne. Allah'ım, onu 2 saat anlatana kadar. Valla Berkay, o senin, sana bağlı, senin pratiğine bağlı. Ama 2 ayı geçmez diyorum ben senin için. Sinop'ta
simülatör olarak tabii ki. Gerçek hayatta kıyaslanamaz. Bir tane uçak seçersin kendine. O uçak üzerine yoğunlaşırsın. Abi Sinan soru sorana da abonelik hediye ediyor. Bu simülatörden var mı sende? Aynen. Ya. Sor bakalım. Sen de sor Sinan. Junior Sinan. Eyvallah Berkay, sağ olasın. Aramıza hoş geldin. Discord'a gel mutlaka, oradan sorularını açıklık getiririz. Aha, Junior Sinan da aldı aboneliği. Yapmayın. Slide verdik. Niyet ettim Rabbim tüm chat'e abone ettim. Evet, 4000'e ikaz geldi. Birazdan sola doğru yatacak uçağımız. ALS'e kilitleneceğiz. Hızımız iyice kesiliyor. Sana eksi. Ya hava o kadar kötü değil, merak etme. Yiğit. Sen bir de estetik ineceksin. Senin uçağın A350 gösteriyor ya. Of. Yat. Uçağımızın sesini açalım artık, değil mi? Kulaklar bir patlasın, değil mi? Adamsın sen uçak ya. Yayıncı ekşin diye sıkıştırın diye. İmansız ya. Arkadaşlar Sinan'a uymayınız. Lan. Yok yok, merak etme. Eskortu pasifize ettik. Green Dot yok bunda artık hocam. Sen keyfini sür. Abi ne yaparsa yapsın inmiyor uçak ya. Ya şurada beni oturtun bırakın ya. Şurada şurada. Evet, şimdi tekrar ALS'in gelmesini bekliyoruz. Aynen. Evet, ALS geldi. Şuraya bir kere tıkladık.
Oo, eyvallah. Bir dakika, Pegasus'un LTFM İstanbul meydanından İzmir'e bir çok şey bir uçuşu var. Onun hikayesini biliyor musun Egolas? İstanbul Büyük Meydanı'ndan Pegasus'un İzmir'e olan uçuşunu. Bilmiyorsan bilmiyorum de hemen anlatayım. Abi olay ne biliyor musunuz? Bir ara biliyorsunuz İzair diye İzmir Hava Yolları diye bir hava yolu kurulmuştu. İzmir Ticaret Odası'nın önderliğinde. İki tane uçakları vardı. Bu İzmir Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'nda slotu vardı. Sonra İzmir Hava Yolları'nı localizer captured bu arada. İzmir Hava Yolları'nı Pegasus alınca slot hakkı da Pegasus'a geçmiş oldu. Dolayısıyla Pegasus'un tek abi benim hemen söyleyeyim 14.35 dur bakayım kaç dakika var 14.35 burada zaten 5 dakika içinde inmiş oluyoruz. Aynen o işte. Oradan slotu var. Hocam glide slope captured. Hadi bakalım kulaklar yırtılsın. Bizim şey nerede? Yiğit'i göremedim. Karşımda görmem lazımdı. Bakayım. Şu anda Yiğit'le geçişi olmamız lazım. Aynen geçiştik. Mist approach'umuz 4000'dir. Teşekkürler. Evet, tekerlek fetişlerine gelsin. Uçağın hası bu, hası. Airbus evliya ise bu uçak peygamberdi. Yalnız inemezsek görürsünüz. Phoenix'in gözü ya, o çocuğun adı neydi ya? Amirin gözü yaşlı, amirin. Flaps full. Min approach speed girildi. Bak beşik olduk, beşik. Hocam yılların vermiş olduğu yorgunluğun şeyini görüyor musunuz? Kirlilik izlerini. İsaks olsaydı şurada üstübüyle sildirirdik ya. Gaz yağlı bezle. Hocam flaps fullse medium'a almıştık otobrekimizi. Şimdi arm ediyoruz. Arm etmezsen tutmaz. Speed break. Arm. Ignition continuous'te. Hidrolik vaflerimiz, hariciler açık.
Tamam, inmememiz için bir neden yok. Birazdan elimi alacağım abi. Canlı yayında. Eyvallah kaptanım. Uçak bizde. İyi inişler olsun. Direktör off. 101 baştayız. Go round durumunda runway heading ile sol baştan 4000'e çıkacağız. Çek. Arkadan 2 knot alıyoruz. 400. Minimum land. 2 in reverse. Vallahi hocam aynı anda kaldırdık. Bir şey söyleyeyim mi adaş, biz uçaklara bak. Lan. Bunlar default mu ya? Mert kaç mildesin bu arada? Şey Yiğit. Kaç milde olduğunu söyle. Yok yok, bunlar bakımhane burası. Bakımhane bura. Sinancım sağ olasın. Bura bakımhane konveyansının da. Adam finalde bak, ışığını görüyorum şu anda. Tamam, onun inişini izleyeceğiz. Abi Yiğit'i yakala çabuk. Kör mü oluruz artık? Sağır mı oluruz? Bakacağız. Evet arkadaşlar, burası Mekiyata. Yani Caracas. Gözler elmas. Bu güzellik sana da kalmaz. Çok güzel bir meydandır. Mutlaka herkese buraya uçmasını tavsiye ederim. Size son ayağımızda deniz kenarını vaat etmiştik. Güzel bir şekilde deniz üzerinden indik. Bayılırım. Denizin bittiği yerde pist başlıyor ya. Ben onlara bayılıyorum ya. Şimdi A320 normalde ama görüntüsü A350 ile Yiğit geliyor. Ha, bir ara A330'du, bir ara sonra 350 gibi bir şey oldu galiba.
Van'a ineriz ya. Erşka Van'ı seviyorum. Bayağıdır da gitmedik Türkiye'ye. Belki Avrupa ayağı gelince Türkiye'de bir uçuş yaparız ya. Bir Ankara Giresun'da olabilir. Ha, şurada bir tane DHL görüyorum ben. Altın mı kaçırmaya geldin sen buraya? Ha? Yeğenim. Yok yok öyle deme şimdi ararlar şirketten. Evet Yiğit'i şurada Radisson Blu Otel'in üstünde bekliyoruz. Valla geliyor yalnız ha adam. Hocam Karakas Toki'lerin oradasın görüyoruz. Şöyle bir göstereyim de. Bak Fatiba bayılır A350 veya 330'un görüntüsüne. Aha. Oo, Murat Kaptanım. Abi sen ne yaptın ya? Günün klibi alın bunu alın. Of of. Ya bu ayık modellemeleri çok iyi oldu ya. Kapat kapat yayını kapat. Bunun üzerine daha bir şey izlenmez. Vallahi kapat. Baksanıza ayıkta görüyor musun? Spoilerları falan nasıl açıyor bak. Light'lar falan 10 numara. Görüyor musunuz? Of sallama. Sallama o kanatları Kartal Kaya. Oh bayrak taşı. Alo. Hocam Türk Hava Yolları halkla ilişkilerini arıyorlar. Bir business gidiş dönüşünüz vardı. Şimdi aramızdaki separation'dan dolayı gerçi tamam Onur'u da izleyebiliyoruz bu arada. Onur'u bekliyoruz. Onunla bir farkı yok zaten. Onur da dönüşte. O yüzden yayını kapamayacağım. Onur'un da güzelce inişini izleyelim. Aynen. Zaten 4000'de ILS kaptı oluyorsun. Biz biraz daha Venezuela'yı görmeye devam edelim Caracas'ı. Vallahi bilmiyorum ki normalde A320 Phoenix'le uçtu Yiğit. Venezuela karışık şu anda Erşka'ya, yaşamaya. Çok büyük devalüasyon var. Parasını çuvalla işte bir çikolataya iki depo benzin falan muhabbeti burada dönüyor biliyorsunuz. Güvenlik yok. Harcarlar seni Erşka gitme buraya. Bak bak açıktan alıyor ya tırcı. Ne olacak abi? Şey olmayınca ne olacak? Kendi kendilerine yok sosyalistiz, yok komünistiz, yok bilmem neyiz. Hep bir tekelleşme. Ne olacak? Doğru düzgün yönetemeyince al. Irak'ta da var petrol. Demokrasi olmayınca abi istediğin kadar olsun ya. Yağsın yani sana gökten. Al sana Venezuela'dan bir 2 artı bir Toki'den verelim bir bina. Vay vay.
Ya Murat efsanesin sen ya. Plakayı veriyorum hocam. Bir şey söyleyeyim, Yiğit de galiba Murat, Yiğit de Onur'un inişini bekliyor. Çok iyiydin. Ellerine sağlık. Süper indin bence. Zaten bak herkes seni soruyor şu anda. Kim bu Yiğit? Biz de bir selam verelim diyorlar. Aha Yiğit. Harçlığın Avusturya'dan intikal etti hocam. Aboneliği aldın. Evet bu arada South African A320 ile Onur'un da ışıklarını gördüm az önce. Dönüşünü yapıyor, geliyor. Şuraya yalnız bu Amerikancı yandaşlar halı saha mı yapmışlar, beyzbol sahası mı ya? Vay 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 vay. Beyzbol sahası. Şurada küçük bir zenginler için, erşkalar için burada bir şey, kort. Oh. Zenginsiniz tabii. Şurada yukarıda yaşamıyorsun nasıl olsa. Erşka'yı sürüye alalım hocam. Uydudan ATV'ye atsın. Müge Anlı'yı izlesin bir yandan. Bir yandan da inişleri izlesin. Acaba bir gün biz de A330'a İstanbul'a gider miyiz diye düşünsün dursun burada. Yiğit dağların ardından geliyor vallahi şey Onur. Abi memleketin güzelliğine bir şey yok. Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Tabiat zenginliği bakımından. Biliyorsunuz Victoria şelaleleri var efendim. Bak yukarılara bak, dağlara bak, denize bak. Ki kıyı şeridi, Macchiato tarafları falan daha şey iyi. Barranquilla mıydı, Barranquilla mıydı? Adası var bu arada Venezuela'nın. Oralar da iyi. Bir şey demiyoruz ama demokrasi yok abi, can güvenliğin yok. Millet hep Brezilya'ya kaçtı, Kolombiya'ya kaçtı. Sanki Kolombiya daha şeymiş gibi, denize düşen yılana sarılır misali. Arkadaşlar Türk Hava Yolları Venezuela yatılarında personele dışarı çıkmayın diyor. O kadar güvensiz yani. Daha ne diyeyim artık? Yat diyor, şurada otelde kal diyor. Saat komandı. Ya saat komandı demişken Pala biliyor, hatırlıyor musunuz? Lübnan'da bizim Türk Hava Yolları'nın pilotlarını kaçırdılardı ya minibüsle. Bu arada Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti. Hadi iyisiniz gene. Biraz daha övelim. Venezuela'nın dünyadaki en büyük dostlarından birisi. Hatta benim bir arkadaşım. Aynen öyle Murat Kaptan. Benim bir arkadaşım 330-350 filosunda şey, kabin amiri. Bir ara şeyi şeyde hangi ülkedeydi ya? Arap ülkelerinden bir tanesinde OPEC şeyi toplantısı mı bir şey vardı. Türk Hava Yolları A330 gönderiyor abi çocuk şeyde. VIP pilota değil de işte o uçuş için verilmiş. A330'la alıyorlar abi Maduro'yu, İstanbul aktarma, o Körfez ülkesine götürüyorlar, düşün. Sadece Maduro ve şey var. Hükümet kadrosu var uçakta. Türkiye oldukça şey, birçok şeyi, hatta şöyle düşünülüyor. 787'lerin çok güzel yağmur yağıyor. Caracas uçuşlarında altın falan taşıdığı, bu altınların sağa sola satılıp parayı keşe çevirip Maduro'ya iade ettikleri falan söyleniyor yani. Haberiniz olsun. Kiminin duası, kiminin altını hesabı. Evet, 6. Onur geliyor. Şu anda Tokiler üzerinde gördük. Şöyle alalım abi. Böyle hafif rüzgarımsı bir şey vardı ama böyle çok hissetmedim ya.
Sadece bizim flare'imiz uzun sürdü biraz ama güzel indik yine. Sorunsuz. E pist uzundu. Bugün şu anda gelen Onur. Abi replay'i şeyden bakacaksın. Yayın tekrarından. Abonelere bedavaymış demişim. Bakalım bugün sol elini aldı. Abi diyor aleti sol elime aldım bugün dedi. Bakalım nasıl olacak. Biraz sert mi geliyor? Oo bak 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 bak. Şiir. Bir şiir daha geldi. Sert ama tatlı. Çok ince verdi aynen. Böyle gördünüz mü? Böyle şıkır şıkır böyle hafif dokunuşlarla oturtturdu uçağı. Abi kanat selamı yasak. Kanat selamı verenin bürüvesini alıyorlar eline. Sakın öyle bir şey yapmayın bak. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Benim mutfağa karideslerin başına geçmem gerekiyor. Ondan sonra da çıkacağız biliyorsunuz. Bu haftanın son uçuşuydu. Ve Güney Amerika'yı da bitirmiş olduk bu şekilde. Yayınlarımız pazartesinden itibaren Orta Amerika veya Kuzey ile devam edecek. Duruma göre bakacağım. Herkes kendine çok iyi baksın. Eşlik eden arkadaşlarım Yiğit ve Onur'a çok teşekkür ediyorum. Fatiba kaptanıma, Büyük Fatih'e, Küçük Fatih'e, Orta Fatih'e herkese selamlar olsun. Sinancığım çok teşekkürler. Bayağı bir zamandır gelmiyordun. Yayını hareketlendirdin, renklendirdin. Herkes kendine çok iyi baksın. Aramıza yeni katılan Berkay'a teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız daha gelmişti. Kimdi? Okaristo, o dün gelmişti. Tamam. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.